Elbette hepimizin karşı olduğu, doğru bulmadığı bir kısım uygulamalar olabilir. Ama bu uygulamaların nasıl düzelteceği anayasada, usul kurallarında, usul kanunlarında belli. Ama yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili biz meclislerde en son ayın 20'sindeki meclis müzakerelerinde de yaşadık. Tutuklamak bir yargı yetkisi kullanımıdır. İsabetsizse bunun itiraz mekanizmaları var. O zaman usul hukukundaki bu hükümler nedir? Tahliye etmek bir yargı yetkisinin kullanımıdır. Gözaltına almak bir yargı yetkisi kullanımıdır. Karar vermek, hüküm vermek bir yargı yetkisinin kullanımıdır. Ama özellikle belli bir dönemden bu tarafa yargının bir bölümünün de en azından medyatik olma gibi bir hastalığı var. Medyatik olma. Bunun tabii sonucudur ki soruşturma başladığından itibaren 2-3 gün içerisinde en önemli davaları, soruşturmaları bile kamuoyu önünde biz karara bağlamış oluyoruz. Öyle manipülasyonlar oluyor. Öyle uyulmadık hukuk kuralları oluyor ki 2 sene, 3 sene yargılamanın sonucunda kişi beraat etmiş olsa bile emniyetin ya da savcılığın kapısından girdiği andan itibaren 2. günde, 3. günde adamın mesleki itibarı da bitiyor. Onuru da zedeleniyor. Ailesi, çoluğu, çocuğu hepsi perişan oluyor. Her şeyden evvel hukukun kendisi perişan oluyor. İlk 2-3 gün içerisinde, 4 gün içerisinde kamuoyu olarak o olayla ilgili bir hüküm veriyoruz. Kişileri pozisyonumuza göre, bizden olup olmamasına göre, tırnak içerisinde söylüyorum. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşıp paylaşmamasına göre, yakınlığımıza göre ya suçludur ya da suçsuzdur diyoruz. Halbuki bu nihai karara varabilmemiz için yargılamanın bitip adaletin tecelli edip kanaatimizi o zaman pekiştirmemiz gerekirken ilk birkaç gün içerisinde kararı verince ondan sonraki yargılama fuzuli hale geliyor. Şimdi anayasa 138 işlemiyor. Yazıyoruz, çiziyoruz, tartışıyoruz vesaire. O zaman gelin 138. maddeyi kaldıralım. Bu düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, tartışma özgürlüğünü zedeliyor diyelim. O zaman hiç olmazsa anayasada böyle bir hüküm bulunmasın. Hukuk fakültesinde, hukuk başlangıcı derslerinde yürürlükte olduğu halde ölü kanunlar diye bir kavram vardı. Şimdi anayasanın 138. maddesi bu memlekette ölmüştür. Başka bir madde. Ceza muhakemesi kanunu 137. maddesi. Soruşturmanın gizliliği. Allah'ını seven söylesin. Uzunca bir zamandan beri soruşturmanın gizliliği var mı? İfade alınıyor. Yarım saat içerisinde bütün tutanaklar sizlerin elinde. Özellikle son yaşadığımız şey bakımından ifade edeceğim. Benden görüş sormaya gelen arkadaşlarınız var. Bunların bir kısmı belki de buradadır. Size yemin ederek söylüyorum ki gazetede yazılanların dışında bu olaylarla ilgili hiçbir bilgim yok. İsterseniz ilgisizliğime, isterseniz bilgisizliğime, isterseniz lakaydiliğime bağlayın. Ama ben hukuk çerçevesinde hareket etmeye çalışıyorum. Diyorum ki ben bunu bilmiyorum. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Arkadaş diyor ki dosya bende var diyor. Biz okuduk diyor bu dosyayı. Daha dava açılmadı. Hazırlık soruşturması bitmedi. Ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Her şey piyasada dolaşıyor. O zaman gelin 137. maddede bugün itibariyle artık ölü maddelerden bir tanesidir. Bunu da çıkaralım. Madem ki haber alma özgürlüğünü engelliyor, tartışmayı engelliyor, ifade özgürlüğünü engelliyor, gerçeğin ortaya çıkarmasını engelliyor tırnak içerisinde. Halbuki gizlilik gerçeğin ortaya çıkması içindir ve insan onurunu korumak içindir. Bugün manşetlerden verdiğiniz birçok davadan kaç kişi mahkum oldu, kaç kişi beraat etti bilmiyoruz. Ama beraat ettiklerimizin kimyası bozuldu, işi bozuldu, aile düzeni bozuldu, birçok sıkıntıya da girdiler.